Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Şimdi size biraz Maren'le alakalı bilgi vereceğim. Birçok arkadaşımız bunda terse kalmış. İncelediğimiz kadarıyla arkadaşlar şu anda bir yatay kanal içerisine kendini bağladığını görüyoruz. Burada destek noktalarının çok ciddi manada iyi çalıştığını görüyoruz. Bakın şuralarda ve dirençler de iyi bir şekilde çalışıyor. Yani kanaldan dışarıya kolay kolay çıkmıyor. Bu 240 dakikalık grafik arkadaşlar, bilginiz olsun. Burada 834'te bir desteği var. 877 civarlarında da bir direnci var. Yani bu kanalın üzerine atması lazım. Ciddi manada ne olumlu bir alım gelirse de tabii ki de buranın üzerine atacak. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla 834 desteğinin altına kolay kolay sarkmadığını da görüyoruz. Bilginiz olsun. Bunun yanında dediğim gibi arkadaşlar, şöyle buradan bunu kapatalım. Buradan da şöyle farklı bir grafiğimizi açalım. Burada da arkadaşlar farklı bir şekilde görüyoruz. Burada da 240 dakikalıkta. Burada da arkadaşlar bakın şu anda günlükte de aynı şekilde bir kanalın içerisinde olduğunu görüyoruz. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir görünüm hakim. Yani dediğim gibi bu destek direnç noktalarına dikkat etmeniz lazım. 834 ve 877 rakamları bizim için önemli noktalar. Ama dediğim gibi arkadaşlar, bir de derinliğe, maliyetlere de bakmak lazım. Ama gördüğüm kadarıyla herhalde birçok kişi bunda terste kalmış. Çok az yukarılardan verenler var bu hisseyi. Şöyle bir bakalım sizlerle birlikte. Bakın şöyle yana çevirdiğimizde şu an karşımıza çıktı. Burada derinlikte arkadaşlar 622 adet emir adediyle 986.000 alış kademesinde ve 605 emir adediyle 349.000'de satış tarafında var arkadaşlar, bilginiz olsun. Şu anda anlık olarak derinliği de izliyorsunuz, bilginize. Bunun dışında şöyle buradan bir çıkalım arkadaşlar. Şöyle açalım buradan. Neredeydi? Maren burada. Tıklıyoruz Maren'e. Şöyle yan yapayım ben bir de. Bu şekilde daha iyi oldu. Bakın açtım. Zaten hep bu destek çalışıyor. Bu arada da zaten trade ediyorlar. Niye bu şekilde oldu onu da anlamadım. Evet, şu an karşımızda. Şöyle derinliğe bir daha bakalım arkadaşlar. 980.000 adet alış tarafında, 337.000 satış tarafında olduğunu görüyoruz. Kademelerde bu şekilde. Şu anda 841 kademesinde 45.000 alım, 842'de de 21.000 satış olduğu açıkça burada belli. Şimdi şöyle bugün alan satanlara bakalım. Alanlarda Alnus 486.000 tane, Pilip 261 tane, Alaçı 200.000 tane, Ak 196.000, Tep 159.000 tane aldığı görülüyor. Maliyet tarafında arkadaşlar Alnus 852, Pilip 850, Alaçı 851, Ak 837, Tep 847 civarlarında gözüküyor. Yani bu fiyatlardan maliyetlenmişler. Satışlar 8.49, 8.48, 8.43, 8.65 şeklinde. Yapı Kredi 228.000 adet satmış, Gedik 235.000. Garanti 475.000, Ziraat 611.000 tane satmış. Bu şekilde bir durum hakim olduğunu sizlere söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla bir hareket yok. Belli bir rakamlar arasında bir trade işlemi gerçekleşiyor. Bunun dışında da dikkat çeken bir durum şu anlık gözükmüyor arkadaşlar. Akşama doğru tekrardan bir paylaşım yaparım sizlere. İki tarih arasındaki maliyetlere de birlikte bakarız. Hepinize hayırlı günler, bol bol kazançlar.